Öncelikle Turing'in yönetim kurulu başkanı Bülent hocamıza ve de diğer yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek isterim. Bana burada konuşma fırsatı verdiği için sağ olsunlar. Ayrıca tüm misafirlerimize ve buraya gelmiş olan tüm öğrencilerimizi de selamlamak isterim. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Ben size bugün kök hücre, tıptaki kullanım alanları ve de klonlamadan bahsetmek istiyorum. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Önü açık bir konu. Evet, şimdi önce kök hücre nedir? Ona bir bakalım. Kendini yenileyebilme, çoğalabilme, farklı hücre tiplerine dönüşebilme özelliğine sahip olan müthiş bir hücre bu kök hücresi. Hiç vücudumuzun herhangi diğer hücrelerinden çok çok farklı bir hücre. Ve de vücudumuzun tüm dokularına dönüş sağlayabiliyor, onlara farklılaşabiliyor. Sınırsız bir bölünme özelliği var. Farklı organlara dönüşebiliyor ve de vücudun her bölümüne geçiş yapabiliyor. Vücudun birçok organları ve dokuları ki kalp, deri vesaire, karaciğer gibi hücreler, bunlar özel işlevlere sahiptirler ve sadece kendilerine özel olarak fonksiyonları vardır. Ama kök hücre şartlanmamış bir hücredir ve ancak uyarı geldiğinde, ancak o zaman farklılaşma özelliğini kazanır ve ondan sonra olgunlaşmaya doğru bir geçiş gösterebilir. Evet, vücudumuzda kas, cilt, karaciğer, tüm hücrelerin kendilerine göre bir hedefleri ve fonksiyonları vardır. Nedir? Onlar bölünür. Epitel hücresi ise onunla ilgili fonksiyon gösterir. Karaciğer ise yine detoksifikasyon yapar vesaire. Bir takım fonksiyonları vardır. Ve de bölündükleri zaman yine kendileri gibi bir hücre oluştururlar. Ama kök hücrelerinin hiçbir görevi, yani yaptıkları bir fonksiyon yoktur. Onlar daha belirlenmemiştir ve aldıkları sinyale göre ancak farklı tür hücrelere dönüşüm yaptıktan sonra artık fonksiyon, o hücreyle ilgili fonksiyon kazanırlar ve o şekilde çalışırlar. Bunları da şey yapan, organize eden genlerdir. Bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini de yine hücrenin çekirdeğindeki genler belirler ve bunların hepsi planlanmış, organize bir şekildedir. Bütün hücrelerimiz, vücudumuzun tüm hücreleri komple bir set DNA taşırlar. Spesifik hücrelerin yalnızca eksprese edilen belirli genleri vardır. Evet, tüm genlerimiz aynı ama her farklı dokunun hücresi, işte onlar farklı genlerinin aktive olduğu aktivasyonu söz konusu ve onlar aktive olduğu zaman o hücrenin özelliğini kazanırlar. Demek ki spesifik farklı dokuların hücreleri unipotenttirler. Tek bir fonksiyonları vardır ve ancak kendileri gibi spesifik bir hücreye de mitoz gösterebilirler. Ama kök hücreleri pluripotenttir. Farklı hücre tipine değişim gösterebilirler ve bu farklılaşma da biraz evvel de dediğim gibi selektif özel genlerin ekspresyonu ile olur. Şimdi şöyle anlatalım. Döllenmiş bir yumurta hücresi mitoz bölünme ile bölünür ve genetik materyalini her hücreye aktarır. Tüm hücrelerde genler hepsi aynıdır. Ne bir gen kaybedilir ne de bir gen kazanılır. Özelleşmenin ve farklılaşmanın nedeni ise gen kaybı değildir. Tamamen gen ekspresyonu. Yani belli bir bölümdeki, gendeki belli bir bölümün
aktive olması ve ekspresi edilmesi ancak o bölümün çalışması ile farklılık ortaya çıkar. Demek ki genler elektrik düğmesi gibidir. Açılabilir ve de kapanabilir, yerine göre farklılık olur. Bakın burada görüyoruz, bir kök hücresi farklılaşıyor. Farklılaştığı zaman da mesela bir nöron hücresine dönüşecek. DNA'ları tüm hücrelerin aynı, aynı genetik. Ama şurada gördüğünüz gibi nöronla spesifik olan yeşil gördüğünüz genler aktive olursa ne yapıyor? Bir nöron hücresi oluşturuyor. Diğer taraftan bir epitel hücresi oluşacak olursa o da farklı bir genin aktivasyonunu sağlıyor ve epitel hücrelerin yaptığı fonksiyonları o şekilde yapıyor. Bu çok önemli şey. Bunu muhakkak bilmeniz lazım. Evet, her ikisi de aynı genoma sahip, hem nöronun hem de kan hücresi örneğin. Ama o gen ekspresyonu farklı olduğu için farklı bir RNA ve farklı proteinler üretilir ve onlar da farklı bir fenotipin ortaya çıkmasını sağlarlar. Evet, şimdi bir kök hücresi. En önemli özelliği self-renewal, kendisinin tıpkısının ayna görüntüsünü yapması. Diğer taraftan da uyarı, sinyal aldığı zaman da diferansiyasyona, farklılaşmaya gitmesi ve farklı hücreler yapabilmesidir. İşte bakın burada görüyorsunuz, bir kök hücresi tıpkısının aynısını yapıyor. Ayna görüntüsü şeklinde kendini yenileyebiliyor, yoksa yok olup gider. Bakın örnek size şöyle vereyim. Bir çocuğa, bir bebeğe kemik iliği nakli yapılması gerekiyor. Ve verici bulunamıyor, kardeşi yok, anne baba tutmuyor, akrabalardan bulunamadı. Ama dedeye bir bakıyorsunuz, dedenin ki tesadüfen tutuyor. Dede kök hücresini, kemik iliğini veriyor ve kemik iliği nakli yapılıyor bebeğe ve o tutuyor. Şimdi tabii dede bu hücreleri verdiğinde 60'lı yaşlarda ama dede yaşlanıyor, işte 86 yaşlarına geliyor ve organ yetmezliğinden, yaşlılıktan kaybediliyor. Şimdi bu bebek büyüdü, delikanlı oldu, işte 28 yaşlarına geldi. Peki dedenin organları yaşlılıktan vefat ettiği için acaba bu çocuk da organları da ölecek mi acaba, ne dersiniz? Fikrinizi söyleyin. Onun da ölmesi gerekli mi? Evet. Hayır diyen kalksın bir göreyim şöyle. Evet, o çocuk, o delikanlı ölmeyecektir. Çünkü niye? Bakın işte bu özellikten dolayı. Çünkü kök hücreleri kendisinin aynısını, aynı görüntüsünü yapıyor. Ve bu şekilde kendini yeniliyor ve hiçbir zaman yok olmuyor. Sonsuza kadar idame etmesi mümkün oluyor. Bu şekilde sağlıklı kalıyor. Hatta o delikanlı dede olduktan sonra o da kendi torununa kemik iliğini verebilir, o potansiyele sahip. Evet, şimdi bu self-renewal dediğimiz kendisinin aynısını yapabilme özelliği, bu ise artık farklılaşma için uyarı almış durumda ve farklı hücreye dönüşüyor. Evet, bu farklı progenitör hücrelerine dönüşüyor. Bu şekilde ne oluyor? Mesela epitel hücresi oluşturuyor. Bu kök hücresi daha sonra yine farklılaşıyor, gidiyor kan hücresine dönüşüyor ve bu şekilde çoğalıyor ve farklılaşarak vücuttaki dokulardaki tüm hücreleri de yenileyebilme özelliğine sahip oluyor. Evet, şimdi bir bakalım, şimdi nasıl oluyor? Embriyonal kök hücresine kadar gidelim. Embriyonal kök hücresi nedir, nasıl oluşur? Biliyorsunuz hanımların yumurtası vardır. Ve sperm gelmesi gerekiyor ki döllenebilmesi için. Evet, döllenmiş bir hücre olduğu zaman bakın artık mitoza gider. Çoğalmaya başlar. Önce 2 tane hücre olur, sonra 4, sonra 16 hücre olur. 3. günde döllendikten sonra işte bu bölmeye kadar biz buna erken embriyonal kök hücresi diyoruz bu hücrelere. Daha sonradan da 16, 32 vesaire daha da çoğaldığı zaman daha farklı fonksiyonlara doğru dönüş gösterir. Evet, bir kök hücresi aldık. Mesela bakın burada içine sperm kondu. Artık çoğalmaya başlıyor
ve çoğalıyor, yine çoğaldı. Tıpkısının aynısı oluyor. Ondan sonra artık 16 tane olduktan sonra artık yavaş yavaş farklılaşma olayı gündeme geliyor. 8 tane, 16'ya kadar olan dönemde oradaki yumurta şeycikler, buradaki erken embriyonal kök hücreleri tüm şeyi, bebeğin tüm organlarını oluşturabiliyor. Hani göbek kordonu, amniyon sıvısı ve tüm dokularını oluşturabiliyor. Ve tüp bebek merkezlerinde işte bu hücreleri kullanıyorlar. Ama 16'dan sonra biraz daha beklenirse, 3 günden sonra olacak olan bölünmeden sonra alınacak olan buradaki hücreler alınıp tekrar anneye implante edildiğinde bunlar tutmaz. Tutmaz çünkü niye? Amniyon sıvısı ve göbek kordonu ve de yapışma özelliğine sahip değildir. Demek ki bir erken embriyonal kök hücreleri var, bir de daha ileri embriyonal, daha olgun kök hücreleri, embriyonal vardır. Ama tüp bebek için erkeni kullanmak gerekiyor. Bazı kadın doğumcular bunu bilmiyor ve hep şey yapıyorlar, tüp bebek yapımı için hani biliyorsunuz hormon kullanılıyor vesaire. Geç hücre aldıkları için hani çok olsun, çok implante edelim diyorlar. Hiçbir çocuk olmaz. Yani her şeyi çok bilimsel ve günü gününe ve kuralına uygun yapmak lazım. Evet, burada görüyoruz işte. Burada 16'dan sonra, bölünmeden sonra ne dedik? Farklılaşma var. İşte bunlar artık normal embriyonal kök hücresi. Diğerleri erken embriyonal kök hücresiydi. Evet, ve farklılaşma başlıyor dedik bu bölümde. Ve farklılaşma başladığı zaman da burada gördüğünüz gibi şey var, buradaki hücreler her şeye, işte kalp hücresine, sinir veyahut immün sistem hücrelerine doğru farklılaşma gösterebiliyor. Yavaş yavaş bebeğin şekli şemali oluyor, sinir hücreleri belli bir yere göç ediyor, kan hücreleri daha farklı bir yere veyahut omurilik oluşacaksa farklı bölgelere giderek orada çoğalarak yapısını oluşturuyor ve nihai olarak normal bir bebek oluşuyor ve doğduktan sonra da artık erişkin hale geliyor. Kök hücreleri çok önemli işler, görevler görürler. Özellikle damar sisteminde dolaşırlar ve vücudun hangi dokusunda bir hata varsa, bozulma varsa, eksilme varsa o bölgeye giderler. Hani homing reseptörleri de vardır, onları çekici ve oraya giderler ve oradaki dokuları yenilerler. Bu şekilde hep rejenere olma durumu var tüm dokularımızın özel hücrelerinin. Ve de bu embriyonal kök hücreleri normal olarak gerek petri kutularında ya da daha farklı ortamlarda da kültüre edilebilirler ve özel hücreler oluşabilir. Hani pankreas hücresi, kan hücresi, beyin hücresi vesaire, bunların hepsinin farklılaşması sağlanabilir. Ve bu farklılaşmış olan bu hücreler artık embriyonal hücre değil, artık erişkin kök hücreler haline gelir. Erişkin kök hücrelerimiz her yerde var. Tüm dokuların belli bölgelerinde artık bu hücreler mevcuttur. En çok bilineni kemik iliğidir. Çünkü kemik iliğinde çok aşırı bir şekilde bunlar mevcuttur. Ve kemik iliği naklinde bol bol alınarak o şekilde nakil yapılabilir. Evet, her yerde bakın, beyinde, göz içinde, deride, göğüste, her yerde, testiste, bağırsak, kas vesaire, her yerde bu hücreler vardır. Ama kök hücreleri böyle ortamda, ulu ortamda olması mümkün değildir. Onların da bir yuvası, bir nişi vardır. Bu hangi hücre ise onun o bölgesinde bu kök hücresi bulunur ve çevresindeki hücrelerle tam bir sinerji içinde çalışır. Onlarla ya direkt kontak ile ya bir takım soluble faktörlerle veyahut hücre hücre ilişkiler ile etkileşime geçerek çoğalmak veyahut farklılaşmak gibi özellikleri burada aktive edebilir. Evet, mesela bakın burada kemik iliği bölgesi. Kemik iliği hematopoietik kök hücresinin yuvası burada. Kemik iliği alıyoruz ya, hani kemik iliği
Burada kök hücresi var, çevresinde işte damarlar, sinir şeyleri, osteoklastlar, osteoblastlar, yine bir takım kolajen vesaire gibi bir takım maddelerle iç içe birlikte diğer yağ hücre vesaire onlarla birlikte aktif olarak çalışır. Ve bu şekillerde çok güzel programlanmış ve uyumlu bir şekilde çoğalması sağlanır. Yine bakın bir saç kılı görüyorsunuz burada. Bu da çoğalabilmesi için tabii ki kök hücresine ihtiyaç var. Saç kılının mesela yağ kısmında görüyoruz kök hücreleri. Bunlar hani yeşil görünüyor. Neye ihtiyaç var? Epidermis mi bozuldu, yanık mı oldu ya da rejenerasyon mu gerekli? Hemen çoğalarak o epidermise farklılaşıyorlar ve onun yenilenmesini sağlıyor. Veyahut saç kılı mı döküldü? Hemen o tarafa doğru gidiyor ve ne yapıyor? Burada aktive oluyor, olgunlaşıyor ve bir kıl folikülünü oluşturuyor. Son zamanlarda zaten moda biliyorsunuz. Saçı dökülmüş kişilerde kök hücre tedavileri artık yapılabiliyor. Evet, kök hücremiz burada. Bağırsak sistemimizde de var. Özellikle de panet hücreleri var biliyorsunuz. Kolonların kriptleri var. Hani girintili çıkıntılı kısımları var. İşte oralarda panet hücrelerin hemen üstünde bizim kök hücrelerimiz var. Ve her an için hazır ve nazır ihtiyaç varsa, sinyal geldiğinde hemen çoğalıyor. Hangi hücre değişecekse ona doğru farklılaşıyor. Onları yeniliyor. Tekrar fonksiyon görmelerini sağlıyor. Evet, burada kas hücreleri. Kas hücrelerinin yanlarında belli yerlerinde de var kök hücresi. Bunlar öldüğü zaman ya da hasar gördüğü zaman hemen aktive olup onları yeni hücreye oluşabiliyor. Sinir sistemi, hani sinir sistemi hiç yenilenmez denir ama doğru değil. Orada da kök hücrelerimiz var. Onlar da farklı etkileşimiyle onlar da hani çoğalabiliyor ama tabii ki çok aşırı bir şekilde değil. Evet, burada karaciğer hücresini görüyoruz. Karaciğer dokusunda kendini çok güzel yenileyebilir. Ama çok spesifik bir yapısı vardır tabii ki. Ama bu da burada gördüğünüz kök hücreler var burada. Burada da görüyoruz onları. Bir hata, bir hasar, bir şey olduğu zaman hemen onlar aktive oluyor. Hasarlanmış dokuyu yeniliyorlar. Yine kalp kası burada da var kök hücrelerimiz ve onlar da ne yapıyor? Hasar olduğu zaman kendini yeniliyor. Özellikle infarktüs gibi durumlarda yine oraya gidip hani biraz yenileyebiliyor. Çok büyük bir alan olduğunda onu yenilemesi tabii ki mümkün değil. Ve onun için dışarıdan belki başka bir uyarı veyahut yeni, daha farklı, daha çok kök hücre verilmesi gerekiyor. Gözümüze bakın şimdi. Gözümüzün konjüktiva ile kornea'nın tam arasında limbus dediğimiz bir bölge var. İşte gözün kök hücreleri de burada yerleşmiş bir durumda. Ve ihtiyaca binaen bunlar da aktive oluyor. Ve bakın her şeyin buradaki epitelleri hepsini yenileyebiliyor. O yüzden gözümüzde yenileniyor. Kök hücresine bakalım şimdi, kök dental, diş kök hücresine. Hepsinin yine diş olabilmesi tam daha farklı bir yapı var. Yok minası var ya pulpası vesaire birçok dokudan oluşuyor. Hepsinin kök hücresinin farklı olması gerekiyor. Biz şimdi hani tıp olarak hepsinin kök hücresini oluşturmamız mümkün. Ama en önemlisi nedir? Biz yine de bir diş yapamıyoruz halen tıp olarak. Çünkü niye? Bu hücrelerin farklı farklı yapıdaki hücrelerin yan yana gelmesi ve bunların reprogramlanma ile tekrar programlanması gerekiyor ve onların bir arada simbiyotik bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. İşte şimdi bunu henüz daha yapamıyoruz ama her bir hücreyi ayrı ayrı kök hücre olarak oluşturabiliyoruz. Daha henüz mükemmel bir doku yapmak mümkün değil. Evet, meme bezi dokusu. Burada da var kök hücrelerimiz. O da yenileniyor, aktive oluyor. Evet, şimdi bugüne kadar hep bildiğimiz 2006 yıllarına kadar hep kök hücresinden, embriyonal kök hücresinden hep olgunlaşmaya doğru bir gidişi biliyorduk biz ve hep öyle biliyorduk. Ama sonra Japonlar tesadüfen bir kök hücreyle araştırma yaparken bir baktılar ki bir deri hücresini aldılar ve ondan çalışma yaparken farklı büyüme faktörleri
olan bir ortamda ve de elektrik ışığında verildiği bir ortamda bir baktılar, bu deri kök hücreleri farklılaşmış ve tıpkı embriyonal kök hücreleri gibi özellik gösteren hücrelere dönüşmüşler. Bu nedir? Olgun bir hücrenin tekrar kök hücresi oluşturması anlamına geliyor. Bu çok müthiş bir buluştu zaten. Bunlara uyarılmış pluripotent kök hücreleri deniyor. Tabii çok yapılamıyor. Hani sayısal olarak az yapılabiliyor. Vücudun herhangi bir hücresi alınabiliyor. Büyüme faktörleri ve genler ekleniyor. Ondan sonra elektrik şey ile uyarımı ile ne yapıyor? Endüklenmiş pluripotent kök hücresi oluyor. Ve buradaki hücreleri siz yine uygun ortama sokacak olursanız, tıpkı ilk etapta gösterdiğim embriyonal kök hücreleri gibi, onların farklı dokulara farklılaşmasını ve diferansi olmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada tabii avantaj bu hücreleri elde etmede, embriyonal hücrelere gerek yok. Evet, bunlar da demek ki her hücreye doğru farklılaşma gösterebiliyor. Şimdi özel şeye geçelim, kemik iliği kaynaklı kök hücrelerini. Çünkü elimizde en çok olan bu hücreler. Bunlara hemopoietik kök hücre diyoruz ve en fazla bu hücreler kemik iliğinde bulunuyor. 10.000 ya da 15.000 hücreden birisi kemik iliğinde kök hücre. Bunlar tabii ne demiştim, damarlarımıza da çıkıyor, tüm vücudumuzu dolaşıyor. Çünkü vücudumuzun dokularını yenilemesi gerekiyor ve kanımızda 100.000'de bir bu hücrelere rastlıyoruz. Daha sık gördüğümüz yer ise göbek kordon kanı. Bebek doğduktan sonra en fazla 100 mililitre kadar bir kan mevcut. Onu toplarsanız işte onun kanında 100 hücreden biri kök hücre. Demek en fazla göbek kordonunda var. Hatta göbek kordonu bankacılığı da bayağı ilerleme göstermişti. Nakillerde çok kullanılırdı. Ama burada perifer kanda da kök hücrenin olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi kök hücre tedavileri artık günümüzde oldukça fazla kullanılmakta. Ve zedelenen bölgeye bunlar ya çoğaltılarak aktarılmakta veyahut yönlendirilmekte bunlar. Ve bu şekilde ayrıca da laboratuvarlarda da uygun bir şekilde büyüme faktörleri kullanılarak dokular ve organ elde etmek mümkün olabiliyor. Tabii ki bunu uygun bir şekilde yapmak lazım. Evet, burada görüyorsunuz vücutta dolaşıp gerekli yere gidip tamir yapabiliyorlar. Şimdi en çok kullanılan kök hücre tedavisi kemik iliği naklidir. Ona bir geçelim. Bakın opera sanatçısı Carreras. Konserine de gitmiştim ben bunun. İtalya'da çok güzel bir tenor ve o da bir lösemi hastasıydı. Ve de kemik iliği nakli yapıldı kendisine ama gayet iyi, sağlıklı oldu, kurtuldu. Normal yaşamı sağlıyor ve ondan sonradan da senelerce yine halinde konserler verebiliyor. Artık son yıllarda, 20-30 yıldır insanların yaşam şansı artmış durumda kanserli hastaların ve lösemilerin. Çünkü erken tanı koyabiliyoruz, cerrahi bir takım teknikler var, yoğun kemoterapi uygulanıyor ve bunlar yan etkisi azaltılıyor, radyasyon var vesaire ve de en önemlisi de kemik iliği nakli gibi bir tedavi şansımız var. Evet, şimdi kemik iliğin nakli nedir diye hani soracak olursanız, hastalıklı kemik iliği hücrelerinin sağlıklı olan bir kişininki ile değiştirmesi olayıdır. Bu işlemde vericiden alınan kemik iliği hücreleri hastaya damardan enjekte edilerek verilmesiyle oluyor. Ama tabii ki bunun için bir takım işlemler var. Ne gibi işlemler? Mesela daha önce hastayı buna hazır etmemiz gerekli. Nasıl hazır ederiz? Bir kere bağışıklık sistemini yok etmemiz gerekiyor. Bir de kemik iliğini boşaltmamız gerekli. Çünkü bakın, bir evde bir kiracı varsa siz ikinci bir kiracıyı buraya sokmanız mümkün değil. Önce ilk kiracıyı çıkartmanız gerekiyor, orayı boşaltmanız gerekiyor. Ondan sonra yeni hücreler oraya
verebilirsiniz ya da yeni kiracı oraya sokabilirsiniz. İşte biz de öyle. Değişik ilaçlarla, radyasyon vesaire ile kemik iliğini ve bağışıklık sistemini de uyutup kök hücreleri verebiliyoruz. Ancak o şekilde başarı sağlayabiliyoruz. Ama tabii kemik il nakli için en önemli şey doku grubunun tayinidir. Doku grubu tayin için HLA dediğimiz doku grubu antijenlerinin uyumu gerekli. Yine majör histokompatibilite antijen dediğimiz yayın bölgeleri hepsi aynıdır bunlar. Bunlar 6. kromozomumuzda yerleşmiş durumdalar ve bunlar bağışıklık sistemini yönlendiriyorlar. Eğer uyum sağlanırsa ancak nakil başarılı oluyor, yoksa başarısız oluyor. Komplikasyonlarla hastayı kaybedebilirsiniz. Tabii ki bu doku uyumunu yakalamak çok zor. Kardeş varsa kardeşten bulma şansımız %25. Uygun kardeş yoksa akraba içi verici bulma şansımız %6. Ama tabii ki biraz da akrabalık vesaire olursa bu %6'yı yakalayabiliyoruz. Akraba olmayan durumda ama aynı etnik kökense o zaman 30 binde bir biz uygun verici bulabiliyoruz. Ama etnik farklılık çok farklıysa o zaman ancak 150 bin tane kişinin arasında ancak bir tanesini tutma ihtimali oluyor. Ama biliyorsunuz Türkiye'de de bir köprü ülkesi zaten biliyorsunuz. Yok Avrupa'dan gelenler genlerini bırakıp gitti. Yok Asya'dan, yok Moğollar, yok aşağıdan Arabistan'dan vesaire. Bizim Türkiye'de yaşayanların genleri tamamen karışmış durumda. O yüzden bize biraz daha zor doku grubu bulma şansı var. Ama mesela İsveç'e gidecekseniz hepsi zaten tek bir etnik gruptan. Onlarda olay çok daha kolay oluyor. Ama tabii Türkiye'miz biraz daha hani zenginliğinde belki bu farklılıktan alıyor diyebiliriz. Evet, önce hazırlık rejimi ilaçlar veriyoruz. Ondan sonra bağışık sistemini uyutuyoruz. Ondan sonra yeni hücreler vererek nakli gerçekleştirebiliyoruz. Uyumlu akraba dışı bulmamız gerekiyor verici yoksa. İşte onun için de Türkiye'de TürkKök kuruldu. Türkiye'nin de bir artık kemik iliği doku grubu bankası var. Ve aşağı yukarı şimdi günümüzde aşağı yukarı 800 bin kişi buraya kayıtlı ve onların dokuları belirlenmiş vaziyette. Ve biz genellikle hastalarımıza verici bulabiliyoruz. Hatta yurt dışından, işte Makedonya'dan hastamız var, Özbekistan vesaire. Onlar için de bulabiliyoruz. Evet, kimlere kemik ili nakli yapılır? İki çeşit naklimiz var. Bir farklı hastadan alıp nakil yapabiliyoruz. İşte lösemiler, kemik ili yetmezliği, kalıtsal hastalıklar vesaire gibi. Bir de kanserli hastalardan da nakil yapabiliyoruz. Onun kendi hücrelerini alıp dondurup o şekilde de nakil yapıyoruz. Evet, nereden alıyoruz kök hücreleri? Bakın şurada görebiliyoruz. Ya kemik iliğinden alıyoruz ya periferden alıyoruz. Perifer damardan demek istedim. Damardan almak için önce bir takım ilaçlar veriyoruz ki kemik iliğindeki kök hücreler damar dışına çıksın ve orada çoğalsın diye. Yoksa biliyorsunuz 100 binde bir hücremiz var. Ama onlar çok çoğaldığı zaman biz yine özel aletlerle onları toplayabiliyoruz. Bir de göbek kordonundan nakil yapmamız mümkün. Kemik iliği nasıl yapıyoruz? Önce ameliyathane şartlarında arkadan sırt kısmından şurada kalça kemiğin arka kısmından çıkıntılı olan bölgeden iğnelerle girerek bu şekilde hani kan toplar gibi enjektörle onları çekiyoruz kemik iliğini ve ne yapıyoruz? Buradaki torbalara koyuyoruz ve o şekilde istediğimiz hücre sayısına eriştikten sonra tabii böyle asarak hastaya daha sonra veriyoruz. Bu da periferden, damardan toplama sistemimiz. Burada sel separatörlerimiz var. Buradan da bir iki damar lazım. Erkekler daha avantajlı. Büyük iri damarları var. Birinden alıyoruz. Birinden de ayırdığımız, istemediğimiz hücreleri donöre, vericiye geri veriyoruz. Otolog nakil yaptığımızda da ise o kişinin kendi hücrelerini topluyoruz. Sonra onları donduruyoruz.
ya da göbek kordonu. Göbek kordonu biliyorsunuz bebek doğduktan sonra bakın göbek kordonu görüyoruz burada ve buradan enjektörle buradaki göbek kordonu kanını çekiyoruz, alıyoruz. Aşağı yukarı maksimal 100 mililitre kadar buradan kan alabiliriz. Gerekirse bunu donduruyoruz ve göbek kordonu bankacılığı gibi saklıyoruz. Ya da genel vericiye açık tutabiliyoruz bu bankacılığı. Ya da sadece spesifik olarak aileler para verirse o zaman onlar için senelerce saklayabiliyoruz. 10 sene, 15 sene saklamamız mümkün olabiliyor. Evet, demek ki göbek kordonu da bizim için kemikli nakli yapmamız için iyi bir yer. Şimdi maliyetler tabii ki pahalı. Bizim Türkiye'de 60-70 bin dolara hani bu çıkıyor. Eğer kardeş nakilse, akraba dışıysa tabii ki bunu hani Türk kökten getirtmemiz gerekiyor. Avrupa'da bu nakil fiyatları 250-300 bin dolar kadar, Amerika'da 1 milyon dolar kadar oluyor. Bayağı maliyet farkları var ve artık Türkiye'de tedavi için bir turizm altyapısını oluşturmuş durumda ve dışarıdan gelen hastaları da tedavi ediyor. Evet ama eskiden daha çok yurt dışına gidiyordu bu hastalar ve kayıptı. Evet nakil yaptığımız hastalardan bazıları. Bu hasta da kan pulcu eksik olan bir hastaydı. İşte 7-8 aylıktı. Ona da babadan nakil yapmıştık. Hatta iki kere yapmak zorunda kalmıştık. İlki tutmamıştı. Şimdi kocaman delikanlı oldu. Arada arıyor yine. Resmini yolluyor bize. Bu da hastamızdı bizim. Burcu, o da kemik yetmezliği, genetik bir hastalık vardı. Anne babası hani yine hamile kaldı annesi, ikizdi çocuklar. Ama o test yaptık, sağlıklı çocuklardı ama o düştü. Sonra aile hiç pes etmedi, hani ikinci gibi kaldı. Bu tuttu tesadüfen doku grubu ve sağlıklı bir çocuk çıktı. Sonra nakil yaptık. Sonra çok mutlu oldu. Bu çocuğumuz da artık büyüdü, kocaman oldu. Şimdi gazeteciliği bitirdi ve İzmir'de şimdi yerel bir gazetede de çalışıyor. Hep arıyor. Hani yine konuşuyoruz, görüşüyoruz. Evet, kemik iliği nakli dışında kök hücrelerin daha değişik tedavi durumları da var. Tedavi edebiliyoruz. Ya petri kutusunda çoğaltabiliyoruz ya da yönlendiriyoruz bunları ve veyahut yine laboratuvarda elde edebiliyoruz. Hangi hastalıkları kullanabiliriz? Özellikle hani sinir hastalıklarından Parkinson hastalığı, spinal kord zedelenmesi, işte genelde nörolojik hastalığı, romatoid artrit, göz hastalıkları vesaire bunlar da kullanabiliyoruz. Burada tam hani listesi var. Daha da çok yerde kullanılabiliyor. Ama hani başarısı nasıl derseniz hani %100 başarısı yok bunların. Oranı yine daha düşük. Henüz daha oturmadı. Daha çok gelişme kaydetmemiz gerekli. Kalp hastalıklarına mesela yapabiliyoruz kök hücre tedavilerini. Özellikle en çok bilineni miyokard infarktüs geçirdikten sonra. Bakın burada görüyoruz infarktüs geçirilmiş. Bu mavi bölge tamamen ölmüş durumda. Ve bunu aktive etmek için damarda gezinen kök hücreleri yeterli olması mümkün değil. O yüzden kök hücre hani ya hastanın kendisini çoğaltarak alıyoruz enjektöre ve ne yapıyoruz? O bölgeye giden damardan enjekte edebiliyoruz biz bunu. Tabii ki buradaki hani tıkanıklık bölgesi açılması gerekiyor. Bu hani işe yarayabiliyor. Ya da direkt ne yapıyoruz? Enjektörle direkt o ölmüş dokuların o bölümüne bunu enjekte edebiliyoruz. Bakın normal peti kutusunda büyüme faktörleriyle birlikte oluşturduğumuz hani kalp kası hücreleri böyle orada güzel güzel atım gösterebiliyor. Çok da güzel atıyor. Çok hoş bir şey. Ama tabii ki bu hücrelerin kalp içindeki bu çalışması hani tam fonksiyonel bazen olabiliyor ama birçok zamanda olamıyor. Çünkü niye? Diğer hücrelerle yine simbiyotik çalışması gerekiyor. Uyaranların tek bir yerden geçmesi gerekiyor. Hani aritmi olma durumları hani dışarıdan verilmiş ve orada çoğaltılmış olan hücrelerde bunlar aritmiye neden olabiliyor. Beyinle ilgili, nörolojide rejeneratif
tıpla ilgili çok çok çalışmalar var ve yeniden nöron oluşturmaya çalışılıyor. Ama diş hücresinde size gösterdiğim gibi beyinde de bakın çok farklı sinir hücreleri var. Sadece bir sinir hücresi yok ki. Çok var. Evet, astrositler, dendritik hücreleri, oligodendrositler farklı farklı yapıda yan yana ve simbiyotik olarak çalışıyorlar. Siz şimdi dendritik hücre yapın, onu bunu hepsini yapın ama onları bir araya getirdiğinizde onların tekrar reprogramlanması lazım. Evet, o yüzden hani tam istediğimiz başarıyı henüz burada elde etmemiz tam mümkün olmayabiliyor. En çok hani Parkinson veya Alzheimer'de şey görebiliyoruz. Tedavi potansiyeli görebiliyoruz. Ama burada önemli olan eksik olan hücreleri yerine koymak. Eksik olan hücreleri yerine koyuyoruz ve ne eksik? Mesela Parkinson'da dopamin yapan nöronlar eksik. O yerine koyarsak dopamin yapılıyor. İşe yarayabiliyor bu. Alzheimer'de de kolinerjik nöronlar eksik. Hücreler olup kolinerjik bir takım şeyler verirse, medyatörler salarsa yine kısmen işe yaramış oluyor. Onun gibi hücre tedavileri etkili olmuş olabiliyor. Evet, Parkinson'da hücre yenilenmesinden sonra verdiğimiz hücreler yeni dopamin verebiliyor ve bu sinyallerin iletimini sağlayabiliyor. Spinal kord zedelenmesi, biliyorsunuz ki travmalar, kazalardan sonra omurilik zedelenmesi çok sık gördüğümüz bir tablo. İşte bu akson tamiri için kök hücreleri o bölgeye verilebiliyor ama her zaman başarı sağlanmıyor. Çok düşük bir oranda başarı sağlanabiliyor. Şimdi tabii araştırmalar başka yerde de kullanılıyor. Yaşlılık için de kullanılıyor, gençleştirmek için. Burada 125 yaşına kadar hani yaşamak arzu ediliyor şimdilik. Diyabette, şeker hastalıklarında onunla ilgili çok çalışmalar var. Kök hücreyle ilgili en iyi başarı herhalde epitel yara tedavisinde oluyor. Bakın mesela burada yara, geniş bir yara ve de kök hücre ya onun beslediği damar içine enjekte edilerek ya çevre dokulara enjekte edilerek ya da fıs fıs şeklinde de yara üzerine kök hücreleri aktarılarak iyileşmesi sağlanabiliyor. Bakın burada da öyle. Hani diyabetik, hani ayak yaralarında vesaire başarılı tedaviler elde edilebiliyor. Yine akne tedavilerinde iyileştirilebiliyor. Yine bakın kellikte saç çıkması sağlanabiliyor. Göz hastalıklarında da pozitif tedavi görebiliyoruz. Özellikle de korneal hastalıklar, retina hastalıklarında bir de kornea hastalıklarında tedavi şans oluyor. Ama tabii ki çok özel spesifik merkezlerde bunun yapılması gerekiyor. Her önüne gelen göz doktorunun bunun yapması ve başarı elde etmesi mümkün değil. Romatoid artritte, romatizmada olabiliyor. Özellikle Japonlar meme büyütmede şey yapabiliyorlar. Yağ kök hücreleri enjekte ederek başarılı olabiliyorlar. Değişik bölgelerden alınan yağ hücrelerini, kök hücrelerini oraya konabiliyor. Ya da çok moda, biliyorsun şuradaki yüz içine de hani yağ gutlerinin karından alınan yağları alıp orada kök hücrelerini alıp bu yüze enjekte ederek de yine daha gençlik ve enerjik bir yapı sağlanabiliyor. Kemik grafti veyahut yağ kök hücreleri kullanarak yine kafatası veya diğer kemiklerde de hani kemik yapımı indüklenebiliyor. Evet, kök hücreler bu şekilde. Şimdi klonlamaya bir geçelim. Klonlama nedir? Bakın, genetik olarak aynı organizmaları oluşturmak için bilimsel bir tekniktir bu. Genetik olarak özdeş olan
bir veya birden fazla bitki olabilir ya da hayvan ya da canlı üretimi bu şekilde mümkün olabilmekte. Değişik klonlama tipleri var. Değişik yerde kullanım mümkün. Embriyo diyelim. Klonlamada hani çok çocuk yapma, hani farklı çok çok hani bir kerede daha çok 200-300 olsun diye. Ki bu biliyorsunuz şeyde yapılıyor. Kadın doğumcular bunu yapıyor. Üreme için klonlama hani olmadığı zaman hani üremesi sağlanabilsin o kişinin diye. Bir de tedavi için klonlamalar mevcut. En çok bilinen klonlama bakın Dolly isimli bir koyun yapıldı. Önce o klonlandı ve 1996'da o dünyaya geldi. Peki bu nasıl klonlandı? Bu özellikle bir koyunun meme guttesinden alınan kök hücrelerle yapıldı. Ve meme hücreleri kullanıldığı için de Amerikalı bir country şarkıcısı var, Dolly Parton diye. Kısa boylu ama çok büyük memeleri olan, espiritüeldir İngilizler ve ne yapmışlar? O kadıncağızın adını kullanmışlar ve şeye, o koyuna onun adını vermişler. Evet, bir koyundan meme gutteleri alınıyor. Ondan sonra ve ne yapılıyor? Başka bir koyunun yumurta hücresi alınıyor. Bu yumurta hücresinin içindeki DNA çıkarılıyor, çekirdeği çıkarılıyor. Ne yapılıyor? Öbür koyundan meme guttesinden alınmış olan hücre buraya aktarılıyor. Önemli olan onun çekirdeğinin oraya girmesi ve DNA'sının oraya girmesidir. Bunlar somatik hücrelerdir. Somatik hücrelerinde 46 tane kromozomu vardır ve gerekli olan hani vücut dokunularımız oluşması için de 46 kromozom olması gerekiyor. Ve bu şekilde de sperm olmadan ne olmuş oluyor? O yumurta hücresi döllenmiş oluyor bir yerde. Ve bu döllenmiş yumurta hücresi bir üçüncü koyunun rahmine aktarılıyor ve bu şekilde embriyo oraya tutunuyor, besleniyor ve gelişebiliyor. 5 ay sonra zaten o araştırma sonucu Dolly dünyaya gelmiş. Ama sanmayın ki bu işlemler çok kolay. Bu bilim adamları 8-9-10 sene bu iş üzerinde çalışmış ve çok spesifik çalışmış olan kişiler ve de bu İskoçya'nın küçük, sakin bir kasabasında yapılmış, gerçekleştirilmiş bir işlem. Evet, şimdi Dolly doğduktan sonra işte bu klonlanmış bir şey, koyun. Bunun çocuğu olmaz denmiş ama sonra görülmüş ki 98 yılında bir kuzu dünyaya getirmiş. Daha sonra da yine 6 tane kuzusu daha olmuş. Demek kısır olması da söz konusu değil bu hayvanın. Burada özet olarak işte farklı koyunlar üçüncü koyundan veriliyor. Evet, bu adam Ian Whitmut bu işi becermiş. Tebrikler diyeyim ben. Ve de koyunumuz Dolly. Dolly'de üç tane annesi var Dolly'nin diyebiliriz. Evet, şimdi nerede kullanılıyor bu klonlanma? Hani süt veren inekler, çok süt veren onlar klonlanıyor ve daha çok süt üreten hani inekler elde edilebiliyor. Yine soyu tehlike altında olan hayvanlar klonlanıyor ve sayıların arttırılmasına çalışılıyor. Yani yine nesli tükenmiş olan canlıların fosillerinden DNA elde edilip yine canlıların yeniden yaşaması sağlanabiliyor. Hani şu anda hani isim olarak bilmiyoruz. Hani dinozorlar vesaire tabii hani yok olmuş olan hayvan veya şeyler var. Onlar hani bilmiyorum. Ben öyle bir şey okumadım ama illaki tekrar hani dünyaya getirmiş olma durumları var. Ama tabii ki insanlar bile klonlanabiliyor bir ara. Hitler'in bile klonluğu yapılma durumları var deniyor idi. İnsanlar da klonlanabiliyor tabii ki. En kötü şey bu. Burada etik sorunlar çok önemli. Yine bir kişinin ne yapılıyor? Hücreleri alınıyor. İster deri olsun ya da farklı hücresi olsun, meme hücresi ya da karaciğer, her bir hücresi alınabiliyor ve boş bir yumurta içine, hani çekirdeği çıkarılmış şeyin içine implante ediliyor. Bu çıkarılıyor yumurta.
içine sokuluyor ve ondan sonra embriyo haline getirip normal bir insan haline sokulabiliyor. Ama tabii ki buradaki amaç çok önemli. Neden yapılıyor bu? Ve sakıncaları da var. Etnik değil bu durumlar. Çünkü niye? Eğer sadece hani şey yapılabiliyor, güzel ve çok zeki insanlar belki oluşturulabiliyor, çocuklar yapılabiliyor bu şekilde ve süper çocuklar bu şekilde klonlanabiliyor. Hani bu iyi, tamam, hani onun yaşanması devam ediyor bu çocukların, bu kişilerin. Ama bazen de organları için insanlar klonlanıyor. Çünkü yaşlandıkça yok kalp yetmezliği, yok karaciğer, yok böbrek yetmezliği falan gelişebiliyor. Çok zengin insanlar, dünyada en zengin insanlar, mesela Amerikalı o çok meşhur ailelerin fertleri, onlar illaki kendilerini klonlamış durumdalar zaten. Yoksa hani 3-5 sene evvel ölen onların babaları 3 kere kalp ameliyatı olmuş, yok karaciğer nakli olmuş, yok böbrek nakli olmuş. Nereden yapıldı, nereden buldular bunlar şakır şakır bu organları? Tabii ki klonladıkları insanların organlarını alıyorlar. Tabii bu ne olmuş oluyor? Bu insanları sakrifiye etmiş oluyorlar. Organlarını alıyorlar, bırakıyorlar. Bu insan ölmüş oluyor, onda yaşam hakkı var, onda ruh var, o da bir insan. Ama bu tabii ki çok zengin kişiler için yine mümkün. Zaten özel laboratuvarlar, araştırma merkezleri vesaire o kadar zenginler ki o tür şeyleri kurmuş durumdalar. Yine yok Çin'dir, yok Hindistan'dır vesaire. Orada da çok özel laboratuvarları ve klinikleri vesaireleri var. İstediklerini yapma durumları var. İşte bunun aslında etik olmadığını bilmeniz, ama bu tür olayların mümkün olduğunu da bilmeniz lazım. Hatta bir ara televizyonlarda da gösteriliyordu. Hani insanlar büyüyor belli bir köy gibi bir yerde. Sonra bir bakıyorsunuz, gün geliyor, önce biri yok oluyor, gidiyor. İşte özel başka yere gitti, yok öbürü gitti vesaire. O gibi filmler dahi oluşturulmuş durumda. Hani bu işler mümkün olabiliyor. Evet, şöyle kısa bir geçiş yaptım kök hücresine ve de klonlamaya her şeyi. Sorularınız varsa alabilir.